Alo. Günaydın. Günaydın. Kusura bakma, uyandırdım galiba. Yo, kalkmıştım. Sabah sabah niye aradın diyeceksin. Ben bir konuşalım istiyorum seninle. Hangi konuda? Sen bugün bir ara bana gel, evdeyim. Konuşalım, olur mu? Ne konuşacağız bilmek istiyorum. Telefonda olmaz şimdi. Kalk, toparlan iyice gel. Bir kahve ikram edeyim, yüz yüze konuşalım. Olur. İş yerine geleyim. Rahatsızım biraz, işe gidemiyorum. Eve gel. Peki. Hadi bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Vallahi evin iki tarafı da çok aydınlık. Ne keyifli değil mi? Bence bu pencereye çok kalın bir perde koy. Hiç açma. Ne işi var bunun burada? Ah Ferhunde. Zorla iş açıyorsun başına. Bu evde bunu hep yaşayacaksın. Niye geldi acaba? Ah, merhaba. 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 Gel, Mithat Bey seni bekliyor. Hı. Dünden beri çok hastaydı. Üşütmüş. Ya. Ateşi çıktı, yazık. Biz de göz kulak oluyoruz işte. Benimle niye konuşmak istedi? Çık yukarı, sen konuş. Bekliyor seni. Hı hı. Hadi gir gir. Hadi. Mithat Bey. Gelsene Şevket. Yukarıdayım. Aa, bunlar ne arıyor? Ferhan de gir içeri. Allah. İşte buna değdi. Ya böyle elin ayağın çarpılır işte. Ferhan de çekil, yapma. Eşyalar taşınırken içeri dışarı üşüttüm herhalde. Fark etmedim. Bir çay içer misin? Hayır, istemem. Teşekkür ederim. Ben de konuşacağımızı merak ediyorum. Kendimi trafik kazası geçirmiş gibi hissediyorum. Ferhunde diye bir şey çarptı hayatıma. Ama sayende atlattım. Nurdan Hanım, Ferhunde ile yaptığım pazarlığı anlatmıştı. Sen davandan bu evi bana geri vermesi karşılığı vazgeçmişsin. Nasılsa verecekti. Sen zararını karşılayamadın ama. Sana borçluyum. Borç morç yok artık. O defter çoktan kapandı. Bitti. İnşaat için zor durumda olduğunu duydum. Şimdi yardım etme sırası bende. İnşaat mı inşaat kalmadı artık. Devrettim. Öyle mi? Neden? Öyle işte. Altından kalkılmayacak hale geldi. Daha çok batmamak için borcuma karşılık devrettim. E'si başladığım yerdeyim. Denedim, olmadı. Ama çok tecrübe kazandım.
Babam bunu da kar saymam gerektiğini söylüyor. Şimdi ha gayret. Yeniden başlayacağım inşallah. Peki benim şirkete gelsen? Birlikte birer işin ucunu tutarız. Hiç gerek yok Mithat Bey. Benim için gerçekten bir şey yapmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Ama gerçekten istiyorum bunu. Senin gibi birine ihtiyacım var. Benim gibi birine niye ihtiyacın olsun ki? Bana bak. Ben ciddiyim. Buradaki işlerin bir kısmını tasfiye ettim. Bir kısmı yürüyor. Artık Almanya'ya daha sık gidip geleceğim. Benim gözüm kulağım olacak birine ihtiyacım var. Okumuş adamsın. Hesap kitap biliyorsun. Gel, birlikte çalışalım. Kabul edersen sevinirim. Başımdan aşağı kaynar sular indi zannettim. Arsızın yaptığını görüyor musun? Yan evi almış, inanabiliyor musun? Ay başımıza gelenler. Bu kadın iyice çıldırdı. Biz kaçmaya çalıştıkça üstümüze geliyor. Ne yapacağım vallahi bilmiyorum. Gerçekten almış mı evi? Emin misiniz? Bir soruşturalım. Ahmet'e söyledim. Soracak eski ev sahibine. Ay adam da nasıl ev satar bu kadına? Artık yedi dünya biliyor bu kadının ne olduğunu. Hollanda'da oturuyorlardı. Gelip gittikleri yok ki. Bilmiyorlardır kime sattıklarını. Bir bilseler. Hay Allah. Ne olmuş? Neyse. İnşallah o almamıştır. Öğren de bana da haber ver. Tamam. Ay elim ayağım hala titriyor. Görüşürüz hadi. İnadına yapmıyorsa bana da haydi demesinler. Kim? Ferhun değil mi? Son haftalarda neler yaşadık? Hiçbirini bilmiyorsun Fikret. Bir anlatsam. Anlat. Hangi birini anlatayım? Senin derdin sana yeter. Anlat anne lütfen.